kendimizi çekiyoruz, acıyı sonra hissediyoruz. Çünkü acıyı hissetmemiz yukarıya çıkacak beyin korteksine ulaşacak da. Tamam mıdır? O yüzden reflekslerimiz hızlıdır. Diğer şeylere göre. Ve o yüzden refleksler bilinçsizdir, düşünme yoktur. Çünkü omurilik tarafından yönetiliyor. Beyin kabuğu cevabı, elini çeksin cevabını vermedi. Elini çeksin cevabını omurilikteki ara nöron oluşturdu. O zaman burada refleks için şu tanımları yapabiliriz. Ben sonrasında size refleks ve içgüdü ayrımını yapacağım. Tamam mı? İçgüdü yok ama içgüdüyle refleks ayrımını bilmeniz önemli. Önceden bir davranış konusu vardı. Şimdi yok ama yine o ayrımı bilmeniz önemli. O yüzden ben refleksle içgüdünün farklarını size söyleyeceğim sonra. Ama refleks için özellikler şunlar. Düşünmeden, yani bilinçsiz yapılan ani hareketler. O yüzden zaten bir insan yaptığı reflekslerden sorumlu değildir. Anlaştık mı? Bunlardan sorumlu değil. Peki, geldim şimdi bu reflekslere. Şimdi bizim bazı reflekslerimizi biz doğuştan geliyor, biliyoruz. Öğrenme yoktur reflekste. Doğuştan gelen reflekslerde öğrenme yok. Doğuştan gelen reflekslere kalıtsal refleksler denilebilir. Bunlara örnekler. İğne batınca elin çekilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam iğne batınca acıdığını çocuk doğuştan bilmiyor mu? Bilmiyor. Ama bilmediği bir hareket canını acıtıyor. İğne battı. Ay ben bunu bilmiyordum. Öğrenene kadar durayım demiyor. Ne olursa olsun elini çekiyor bilmese bile. O yüzden bu doğuştan gelen bir refleks. Ya da sıcak cisme dokununca elin çekilmesi. Peki başka diz refleksi. Ben uydu sanıyordum onu. Evet, birinin sesi açık. Ya. Evet, diz refleksi. Sıcak cisme dokununca elin çekilmesi, iğne batınca elin çekilmesi. Göz kapağı refleksi. Gözümüze bir şey böyle hızlıca yaklaşırken aniden gözümüzü kırpmamız. Ya da yeni doğan çocuğun anne sütü emmeyi bilmesi. Bebeklerde emme refleksi. Veya düşerken bir yere tutunma isteği. Bunlar doğuştan gelen refleks örnekleri. Peki bu sonradan kazanılan reflekslerle ne farkı var? Şimdi sonradan kazanılan reflekslere alışkanlık da diyebiliyoruz. Bakın, buradaki reflekslerde ayrım şu. Bu refleksler önce beyin korteksinde öğrenilir. Öğrenme oradaydı. Öğrenilir. Sonra otomatikleşir. Yani omuriliğe denetimi atılır. Yönetim verilir. Yalnız beyin tamamıyla devreden çıkmıyor. Beyin sürekli bunu kontrol ediyor. Bu reflekslerde bir hata olduğunda beyin araya giriyor, düzeltiyor. Tekrardan omuriliğe yönetimi veriyor. Mesela örgü örme. Örgü örmeyi önce öğreniriz. Öğrenirken böyle tane tane yaparız. Öğrendikten sonra böyle televizyona bakarken bile çok hızlı bir şekilde örebilirsiniz. Çünkü omuriliğe atılmıştır. Ama ilmek mi kaçtı? Hemen beyin kabuğu devreye girer. İlmeği böyle zekamızı kullanarak toparlarız. Sonra tekrar omuriliğe devreder, örmeye devam ederiz. Ya da bisiklete binme.
araba kullanma, yüzme, limon görünce ağzın sulanması, limonun önce ekşi olduğunu öğrenmeniz lazım. Klavye kullanma, bilgisayar klavyesi kullanma. Bunun önce eğitimini alıyoruz, 10 parmak sonra kullanmaya devam edebiliyoruz. Anlaştık mı? Bu doğuştan gelenlerde öğrenme yok ama sonradan kazanılanlarda önce öğrenme var, daha sonra omuriliğin yönetimine atılıyor. Buraya kadar anlamadığınız yer var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Hocam hani daha demin şey dediniz ya, iğne batınca elin çekilmesi, hani çocuk doğuştan bilmiyor ama dediniz ya, ben o kısmı tam anlamadım. Yani mesela limon görünce ağzın sulanması dedik bu ikinci örnek. Bak şimdi şöyle, iğnenin acıttığını bilmiyor ama batınca çekiyor, doğru mu? Evet. Limon görünce ağzın sulanması. Dedim ki şimdi limonun ekşi olduğunu bilmiyor ama ağzı sulanabilirdi ilk verdiğimizde. Ama sulanmayabilirdi. Ha, anladım. Herkeste yok ki bu refleks. Evet. Bende var mesela. Ben limon deyince bile şu anda bitiyorum. Ama başka birini etkilemiyordur. Anladım. Ama her kim olursa olsun eline iğne battığında kimse elini orada tutmaz. Tamam. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Peki geldim şuna. Özel bir refleks var. Diz kapağı refleksi. Şimdi bunu niye özel bir refleks? Ona bakacağız ama ondan önce şu bilgiyi verirsek daha anlamlı olacak. Reflekslerimizi baskılayabiliyoruz. Mesela elin iğne batınca çekilmesi dedik, değil mi? Ama doktor bize kan testi istediğinde bizden hemşire iğneyi batırırken kolumuzu çekmiyoruz. Çünkü korteksi araya soktuk. Ve refleksi ne yaptık? Baskıladık. Diz kapağı refleksi baskılayamadığımız tek refleks. Bunu baskılamamız bizim elimizde olmadığı için doktora gittiğimizde, mesela nöroloji bölümüne gittiğimizde adam bu refleksimizi kontrol ediyor. Çünkü bunu sen baskılayamazsın. Eğer bu gerçekleşmiyorsa ha diyor, tamam, sinirlerde bir sıkıntı olabilir. Ve özelliği şu: reseptör, duyu, motor var. Ara nöron yok ve efektör. Anlaştık mı? Ara nöron bulunmuyor. Bu yüzden size derse ki mesela reseptörle duyu arasında sinaps oluşur mu soruda? Oluştu bak burada. Boyadım. Duyuyla arada var. Arayla motorda var. Motorla efektörde var. Duyuyla motorda da var. Bunu asla unutma. Burada diz kapağı refleksinde duyu ve motor nöron direkt sinaps yapmıştır. Arada ara nöron yoktur. Belki de baskılayamamamızın sebebi bu da olabilir diye düşünülüyor. Tamam mıdır? Buraya kadar anladık mı? Anladık hocam. Var mı anlamadığınız yer? Yok sanırım. Şimdi gelelim bu omuriliğin içinden geçen sinirlere. Yani şu çevresel sinir sistemi dediğimiz bir başlık vardı ya, ona geçelim ama o başlıktaki o başlıkta zaten duyu ve motor nöronlar var. Demiştik ya, duyu çevresel sinir sistemine, motor da çevresel sinir sistemine dahil, ara nöron merkezi sinir sistemine dahil demiştik. Şimdi bu duyu ve motor nöronların bazı özelliklerine bakacağız. Tamam mıdır? O da şu. Bakın, bizim çevresel sinir sistemimiz, önce çevresel sinir sistemi bir yazalım. Çevresel sinir sistemimiz o zaman bizim beyin ve omurilikte bulunan, hani bir parçaları, birinin aksonu, birinin dendriti bulunuyor ama oralarda bulunan duyu ve motor nöronlardan oluşuyor. O zaman hatta şöyle bir cümle daha güzel. Beyin ve omurilik ile bağlantılı duyu ve motor nöronlardan oluşur. Biz bu nöronların toplamına çevresel sinir sistemi diyoruz.
Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Dış çevreden uyarıları toplayıp merkeze getiren duyu, merkezdeki uyarıları efektör organa ileten motor. Yani bunun yönü çevreden merkeze, bu motor nöronun yönü merkezden çevreye. Tamam. Şimdi bu motor nöronlar merkezde oluşan cevapları dedik ki çevreye iletir, efektör organa iletir. Çevredekileri de duyu nöronları alır, merkeze iletir dedik. Doğru mudur? Şimdi beyinden çıkan sinirlerimiz var. Bakın omurilik demedim. Beyinden çıkan sinirler. Beyinden çıkan sinirler, yani motor nöronlar, motor nöronlar, merkezden çıkmış çünkü. Motor nöronlar bir kere mutlaka omurilik soğanında çapraz yapar. Omurilik soğanında, omurilikteki bu bazenki çaprazla karıştırmayın. Mutlaka omurilik soğanında çapraz yapar. Mutlaka. Bu yüzden bizim beynimizin sağı vücudumuzun solunu, beynimizin solu vücudumuzun sağını yönetiyor. Yani biz sağ elimizle yazıyorsak aslında beynimizin sol tarafı gelişiyor. Aynı anda sol elle yazma çalışmaları yapmak aslında beynin sağ tarafını geliştiren önemli bir egzersiz. Ve bu beyinden çıkan sinirler toplamda 12 çift. Ve bunlara kafa sinirleri deniyor. Beyinden çıktığı için kafa sinirleri deniyor. Bunların yayıldığı alan, bunlar baş ve göğüs bölgesine yayılır. Baş ve göğüs bölgesine yayılır. Baş ve göğüs bölgesine yayılır ama bir çifti kaçak aşağılara kadar iniyor. 10. çift. 10. çift aşağı kısımlara iner. Siz bu çifti tanıyorsunuz aslında. Sempatik ve parasempatik sinirler. Bu 10. çiftler, bu biri sempatik, bir de parasempatik. Birbirine zıt çalışarak ne yapıyordu? Organların çalışma hızını ayarlıyordu. Bu 10. çift bunlar. Tamam mıdır? Bunlardan tekrar bahsedeceğim birazdan. Peki şu omurilikten çıkanlar var. Omurilik yapısında bulunan. Omurilikten çıkanlar da omurilik sinirleri adını alıyor. Bunlar da 31 çift. Bu omurganın içinden geçiyor. Ve duyu ve motor nöronlardan oluşuyor. Çünkü arka kökten duyu giriyor, ön kökten motor çıkıyor. Duyu ve motor nöronlardan oluşur. Bunların en uzunu var. En uzunu 1 metre uzunluğunda. Demek ki bir sinir hücresini gözle görebiliriz. En uzunu 1 metre olan bacaklara inen siyatik siniri. Hatta yaşlılar siyatiklerim ağrıyor der. Çünkü sinir sıkışması falan vardır ve onlarda ağrı olur. Siyatik siniri. Bacağa indi. Peki, şimdi bu çevresel sinir sisteminde bulunan nöronlar bunlar. Yalnız bu nöronları, yani bu nöronları 2 bölüme ayıralım. Genel olarak 2 bölüme ayıralım. Şöyle, bu bir duyu nöronları var, bir de motor nöronlar var. O zaman duyu nöronları ve reseptörlerden oluşan kısım duyu bölümü, motor nöronlardan oluşan kısım da motor bölümü. O zaman duyu bölümünde reseptörler ve duyu nöronları var. Motor bölümde de motor nöronlar var.
Tamam mıdır? Şimdi motor duyur bölümünde sıkıntı yok. Motor bölümünde ayrım başlıyor. Şimdi motor nöronlardan bazıları istemsiz hareketlerimizi kontrol eder, bazıları istemli. Şimdi bu bölüm kalktı ama ben yine de vereceğim. Bütün sorularda var ve mantıki olarak da bunu bilmeniz bence önemli. İstemli bölümdeki motor nöronlara somatik diyoruz. İstemsizdeki otonom. Yani bunları kaldırıp da ama nerede işleyeceğiz geri? Kaslarda göreceğiz. O yüzden lazım. Düz kasın sen istemsiz çalıştığını, otonom sinir sistemiyle kontrol edildiğini bilmek zorundasın. O yüzden bunları veriyorum. O zaman somatik merkez, istemli merkez, otonom istemsiz. Bak otomatik buradan hatırla. İstemsiz senin isteğin dışında. Peki somatik sinirler. Somatik sinirler merkezi sinir sisteminden çıktı. Nereye gidecek? İstemli kaslara gidecek. Neresi o istemli kaslar? Çizgili kaslar. Peki çizgili kaslar yani iskelet kasları hızlı mı kasılıyor? Evet. Demek ki bunlara impulslar hızlı mı geliyor? Evet. Demek ki buradaki motor nöronlar miyelin kılıf taşıyor. O zaman bunlar iskelet kaslarını uyaran miyelinli motor nöronlar. Otonom ise düz kasları uyarıyor. Düz kaslar yavaş kasılıyor. Demek ki impuls buralara yavaş geliyor. Demek ki miyelinsiz nöronlardan oluşuyor. Yavaş kasılmasının bir sebebi daha var burada. Bu sinirler istemlideki miyelinli şu motor nöronlar gibi, şu miyelinli motor nöronlar gibi tepki organına bağlanmıyor. Belli bölgelerde bizde sinir düğümleri var vücutta. Oralara ulaşıyor. Sonra başka nöronlarla orada sinaps yapıyor. Orada teller şeklinde yayılış gösteriyor. Bu yüzden de yavaş kasılabilir. Tamam mıdır? Sebeplerden biri de bu. Yani mesela bacağımızın arkasında, ensemizin bir kısmında bazen dirseğinizi bir yere çarparsınız da böyle elektrik çarpmış gibi olur. Normalden daha fazla böyle bir şok olursunuz. Orada sinir düğümü var çünkü ona denk gelmiştir. O zaman otonom sinir sistemi istemsiz dedik ya. Önce şunu yazalım. Miyelinsiz motor nöronlardan oluşur. Ve organa direkt bağlanmaz. Ganglionlara gelir. Ganglion sinir düğümü demektir. Bu omurgasız birçok hayvanda da vardı. Ganglionlara gelir ve oradan dallanır. Evet, otonom bölümü de bu. Yalnız otonom bölümü de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Biraz önce dedik ya, 10. çift. İşte bunlar. Anlaştık mı? Beyinden çıkanlar. Şimdi otonom bölümde onu şöyle yazalım. Çünkü bunu da endokrin sistemde adrenalinde işleyeceksin zaten. O yüzden burada da bilmen önemli. Otonom nöronlar, motor nöronlar ikiye ayrıldı. Biri sempatik, diğeri de parasempatik. Parasempatik olarak vagusta görebilirsin. Kalp atışına etki eden faktörlerde söylemiştik bunu. Şimdi sempatik sinirler ne yapıyor? Bizim zor durumumuzda böbrek üstü bezinin özünü uyararak, öz bölgesini uyararak oradan adrenalin salgılanmasını tetikliyor. Adrenalin ne yapıyordu? Bizim vücudumuzun zor durumdaki hormonuydu. Metabolizmayı hızlandırıyordu. Solunum dolaşım hızlanıyordu. Yani şöyle düşünün. Ben hep böyle aklımda tutuyorum. Bu öylelikle ezberden biraz çıkıyor, mantığa oturuyor. Mesela köpekten korkuyorum. Köpek gördüm, kaçmaya başladım. O zaman zor durumdayım. Bakın bu sinir devreye giriyor.
adrenalin salgısını artırıyor. Adrenalin ne yapıyor? Dolaşım ve solunumu hızlandırıyor. Böylelikle hücrelerim daha çok ATP üretebiliyor. Bir. İkincisi, daha çok oksijen gelsin diye bronşları genişletiyor. Göz bebeklerini büyütüyor. Daha iyi göreyim. Peki. Şimdi şöyle bir durum var. Kan şekerini onu da bir yazayım. Kan şekerini de artırıyor. Hücrelere bol miktarda glikoz rahatlıkla gitsin diye. Yani bu adrenalin benim lehime çalışıyor. Kan şekerini yükseltti, metabolizma hızlandı, idrar oluşumu arttı. E şimdi bu da sıkıntı. İdrar oluşumu arttı, o zaman diyor ki dur diyor, idrar kesesini genişleteyim. İdrar kesesini genişletti. Bakın yine beni zor durumdan kurtardı. Tükürük salgısı ve bağırsak sindirim hareketleri yavaşlıyor. Niye? Köpekten koçarken midemdeki besini çok da sindirmem, çok da elzem bir olay değil. O yüzden sindirim yavaşlıyor. Peki parasempatik de bunun tam tersini yapıyor. Hocam. Söyle kuzum. Şey, az önce bahsetmiştik ya köpekten kaçarken diye. Aha. Bunların en başında iskelet ve kas sistemi olacak. Tabii ki de. Yani şey, kas hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılamak için dolaşım ve solunum hızlanıyor. Evet. Bunlar için de aynı zamanda başka başka işler de yapıyor. Ek olarak. Tamam, teşekkür ederim. Tamam mıdır? Peki parasempatik dolaşım ve solunumu ne yapar? Yavaşlatır. Bronşlar normale döner. Göz bebekleri normale döner. Yani küçülür. Şeye göre düşünelim, sempatiye göre. Normale döner dedim ya, soru da daralır da diyebilir. Neye göre? Sempatiğin yaptığına göre. Kan şekeri de normale döner. Yani kan şekeri düşer. İdrar kesesi normale döner. Yani sempatikteki durumuna göre idrar kesesi daralır. Ve sindirim ise hızlanır. O zaman şunu aklımızda tutacağız. Sempatikler her şeyi hızlandırır, bir tek sindirimi yavaşlatır. Parasempatikler her şeyi yavaşlatır, bir tek sindirimi hızlandırır. Tamam mıdır? Evet, buraya kadar anlamadığınız yer var mı? Buraya kadar anlamadığınız yer, sormak istediğiniz yer. Çünkü sinir sistemini bitirdik. Önceki kısımlardan sormak istediğiniz, anlamadığınız kısım var mı? Bir önceki dersten de olabilir. Ön beyin, orta beyin, anlamadığınız yer olur. Sanırım yok. O zaman arkadaşlar, yavaş yavaş endokrin sisteme geçiyorum. Yalnız sizin sinir sisteminden bol bol soru çözmeniz lazım. Tamam mıdır? Çünkü diğer sistemde, şimdi endokrin sistemde bir sürü hormon eklenecek üst üste. Onları daha rahat oturtturabilmek için sinir sisteminden bol bol soru çözün. Şimdi gelelim endokrin sisteme. Yavaş yavaş bir giriş yapalım. Endokrin sistemde önce bilmemiz gereken bazı genel bilgiler var. Şimdi bir bez, vücudumdaki bir bez, kana salgı veriyorsa, bakın hormon diye kendimi sınırladım mı? Sınırlamadım. Kana bir şey veriyorsa, kana salgı veriyorsa sadece, bu endokrin bez adını alır. Eğer sadece kanala salgı
veriyorsa egzokrin bez adını alır. Ama hem kana hem de kanala salgı veriyorsa karma bez adını alır. Mesela pankreas en önemli, en böyle göz önündeki karma bez. Sindirimde de göreceğiz. Burada da endokrin özelliğini göreceğiz. Kana hormon verir, kanala enzim verir. O zaman bu bir karma bez. Peki karaciğer bir karma bez midir? Evet hocam. Kana ne verir? Eritropoyetin. Tamam, eritropoyetin dışında ne verir? Çok basit düşünün. Glikoz. Üre verir, al yuvar verir, kan proteinlerini verir. Doğru mudur? Kana bir şey verdi. Kanala? Safra. Aynen, o zaman karma bez. Peki mide? Kana gastrin hormonu verecek sindirimde. Kanala da pepsin enzimi verecek, karma bez. Peki yumurtalık? Kanala bir şey veriyor mu? Yumurta direkt. Aynen. Kana östrojen. Testisler. Kanala sperm. Kana testosteron hormonu. O zaman onlar da karma bez. Yani illa karma bezin tanımı şu değil. Kana enzim, ay kana hormon, kanala enzim değil. Kana bir şey, kanala da bir şey veriyorsa karma bez. İlla enzim, hormon diye kendimizi sınırlamayacağız. Tamam mıdır? Peki. O zaman biz kimle başlayacağız? Bizim egzokrin bezimiz örnek olarak tükürük bezi, süt bezi, ter bezi, gözyaşı bezi. Endokrin bezleri zaten şimdi işleyeceğiz. Karma bez olarak kimleri söyledik? Pankreas, karaciğer, yumurtalık, testis. Bunları söyledik. Biz şimdi kimle başlayacağız? Endokrin bezle başlayacağız ama arada pankreası, yumurtalığı, testis de işleyeceğiz tabii. Tamam mıdır? Buraya kadar sormak istediğiniz kısım var mı? Yavaş yavaş başlıyorum çünkü. Tabii bir dahaki derse başlayacağım da. Bir mola vermenizi isteyeceğim. İkinci ders endokrin sistemle başlayacağız. Tamam? Saat tam 3'te burada olun. Oldu mu?